Merhaba Adnan Bey. Üst aklın İngiliz derin devleti olduğunu sürekli dile getiriyorsun fakat hala devlet tarafından net bir açıklama gelmedi bunun hakkında. Şimdi devlet bazen kendi düşüncelerini savunan kendi çizgisinde olan yazarlar kanalıyla kendi düşüncesini açıklar. Mesela hükümet bir konuda karar vereceği vakit önce basında yazılar çıkıyor dikkat ederseniz. Bir şey yapacağı vakit. Zemin yoklar hükümet. Yani devlet bir zemin yoklaması yapar. Halkın tepkisine göre gelir. Şimdi mesela İngiliz Derin Devleti'nin yüzün üstünde yazar anlattı. Bu devlet anlatımıdır. Bu yüz yazar devletten kopup bunu yapmaz. Yani bunun en az 80'i devlette bağlantılıdır. Yazar dediğin adam zannedildiği gibi başıboş adam değildir. Yani mesela farz edelim A Haber bilmem şu haber bu haber televizyon kanalları var. Bunlar başı bozuk yayın sistemleri değildir. Yani hükümetle, devletle birçoğu iş içedir. Dolayısıyla hükümetin sesi, devletin sesi olur. Yüzün üstünde ünlü yazar İngiliz Derin Devleti'ni 300 yıllık tarih içerisinde ilk defa açıkladı. Ve bunu sadece Türkiye yaptı. Bu İngiliz Derin Devleti'nin sonu demektir. Bu İngiliz Derin Devleti'nin sıkışmasını nereden anlıyoruz? 150 yıllık tarihlerinde İngiliz gizli servisi hiç açıklama yapmamıştı. İlk defa İngiliz Derin Devleti konusunda sıkışınca açıklama yaptı. Rusya tarihinde İngiliz Derin Devleti'ne ilgili hiç açıklama yapmış değildir. İlk defa tarihinde peş peşe siyasi açıklamalar yaptı. Yani 300 yıllık tarihinde yok Rusya'nın tarihinde yok öyle bir şey. Osmanlı tarihinde de hiç yoktur İngiliz Derin Devleti'nin aleyhine açıklama hiç olmamıştır. İlk defa oluyor peş peşe. Ama tabii bunun ısrarla teşvik edilmesi, takip edilmesi gerekiyor. İngiliz Derin Devleti'nin bahsedenlerden süratici isimlerini bir sayabilir misin? Tabii. Hangi gazetelerde olduğunu söylemene gerek yok. Hepsi büyük basın kuruluşları, büyük televizyonlar, o kadar onu söyleyelim. Bekir Azar, Ergun Diler, Bülent Erandaç, İlnur Çevik, Mehmet Hakan Sağlam, Yalçın Doğan, Yıldıray Uğur, Necati Özfatura, Fuat Bol, Profesör Doktor Ekrem Buğra II, Fuat Uğur, Kurtuluş Tayiz, Emin Pazarcı, Mehmet Barlas, Haşmet Babaoğlu, Yiğit Bulut, Aziz Üstel, Fadime Özkan, Şamil Tayyar, Yasin Aktay, Eren Erdem, Fikret Bila, Murat Bardakçı, Kadir Çöpdemir, İlker Başbuğ, Mehmet Sait Kılınç, Yusuf Kaplan, Kıymet Sezer, Mahmut Erol Kılıç, Yaşar Süngü, İbrahim Karagül, Süleyman Seyfi Öğün, Tamer Korkmaz, Bülent Orakoğlu, Faruk Aksoy, Yaşar Süngü, Selim Efe Erdem, Salih Tuna, Cemile Bayraktar, Yalçın Çetinkaya, Furkan Çalışkan, Rasim Özdenören, Abdullah Muratoğlu, Sabri Balaman, Hüseyin Öztürk, Mehtap Yılmaz, Latif Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu, Abdullah Şanlıdağ, Eyüp Kılıç, Abdullah Çiftçi, Ömer Turan, Sercan Taşçı, Arslan Bulut, Arslan Tekin, Ahmet Takan, Batuhan Çolak, Burhan Ayeri, Turgay Polat, Mevlana İdris, Sami Bayraktar, Gökhan Yılmaz, Erem Şentürk, İsmail Yaşa, Burhan Bozgeyik, Muhammed Demirci, Mehmet Ali Altındağ, Nilgün Cerrahoğlu, Serkan Üstüner, Sinan Tavukçu, Fatih Tezcan, Koray Kamacı, Ahmet Akgül, Taha Ün, Hüseyin Turan, Salim Köklü, Hilal Kaplan, Mehmet Şevket Eygi, Abdülkadir Özkan, Kazım Kürşat Yücel, Soner Polat, Kamil Çakır, Mehmet Emin Koç, Şükrü Alnıaçık, Kayahan Uğur, Mehmet Çetin, Ömer Özkaya. Ve Sayın Devlet Bahçeli. Evet. Tabii. Osmanlı tarihinde ilk defa oluyor bu kadar geniş çaplı aydınların toptan İngiliz Derin Devleti hakkında teşhis koymaları ve gereğinin yapılmasına dair talepleri ilk defa oluyor. Evet. 300 yıllık tarihte yok ilk defa. Ve bu kısa sürede böyle oldu. Öncülük ettik, Allah vesile etti. Yer gök sallanıyor.